Değerli İslam Halk News izleyicileri, tekrardan yeni bir video ile birlikte sizlerleyiz arkadaşlar. Gene Tarz tecrübesinden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati ile ilgili hadis-i şerifler okuyacağım size arkadaşlar. 1115. hadis-i şerifte de Enes radıyallahu anh'ın rivayetle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kıyamet gününde insanları toplayacak. Onlar da buna önem verecek. Ve Rabbimiz nezdinde birinin şefaatini istesek de bu güç durumundan kurtarıp bizi rahata kavuştursun diyecekler. Ve Adem Aleyhisselam'a gelip sen insanların babası Adem'sin. Allah seni eliyle yarattı ve nezdinde şefaatte bulundu ki bu zor durumda biraz rahata kavuşalım diyecekler. Adem Aleyhisselam ben bunu yapamam diyecek ve yaptığı kabahati hatırlayıp bu yüzden Rabbinden haya edecektir. Allah'ın ilk Resulü olarak gönderdiği Nuh Aleyhisselam'a diyecektir. Nuh Aleyhisselam gelecekler. Nuh Aleyhisselam ben bunu yapamam diyecek. Ve yaptığı kabahati hatırlayıp bu sebeple Rabbinden haya edecektir. Allah'ın kendisini dost edindiği İbrahim Aleyhisselam'a gidin diyecektir. İbrahim Aleyhisselam ben bunu yapamam diyecek. Ve yaptığı kabahati hatırlayıp Rabbinden haya edecektir. Allah'ın kendisiyle konuştuğu ve Tevrat ile kendisine verdiği Musa Aleyhisselam'a gidin diyecektir. Musa Aleyhisselam'a gelecekler ve Musa Aleyhisselam ben bunu yapamam diyecek. Ve yaptığı kabahati hatırlayıp Rabbinden haya edecektir. Allah'ın ruhu ile kelimesi olan İsa Aleyhisselam'a gidin diyeceklerdir. İsa Aleyhisselam'a gelecekler ve İsa Aleyhisselam ben bunu yapamam. Kendisinin geçmiş ve gelecek günahlarını affettiği Allah'ın kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidin diyecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki sonra bana gelecekler şefaat için Rabbimden izin isteyeceğim. İzin verilecek Rabbimi görünce secdeye kapanacağım. Dilediği kadar Allah beni secdede bırakacak. Bana ey Muhammed söyle. Dediğin dinlenecek, dile dilediğin verilecek, şefaat et, şefaatin kabul olmayacak, denilecektir. Ben de başımı kaldırıp Rabbimin bana öğrettiği hamdlerle Rabbime hamd edeceğim. Sonra da şefaatte bulunacağım ve bana bir sınır tespit edilecek. Bu sınır dahilinde onları cehennemden çıkartıp cennete koyacağım. Bilmiyorum üçüncü veya dördüncü defasında mıydı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey Rabbim artık cehennemde Kur'an'ın ebediyen kendilerini cehenneme kalmakla mahkum ettiklerinden başka kimse kalmadı. Bu hadis-i şerif arkadaşlar Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi'de yer almakta arkadaşlar. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımızı da like'lamayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere.